Alman Der Spiegel dergisi Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında bir analiz yayınladı. Analizde Bayraktar'ın Türkiye'nin Elon Musk'ı olarak görüldüğü vurgulandı. Ve Türk savunma sanayinin yükselişe geçtiğine de dikkat çekildi. Gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ukrayna işgalinde sağladığı başarıyla dünyada adından söz ettiren Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Almanya'da gündem oldu. Alman Der Spiegel dergisi Türk savunma sanayisinin önemli değeri Baykar'ı mercek altına aldı. Analiz, drone üreticisi Bayraktar, Erdoğan'ın olası halefi olarak görülüyor başlığıyla yayınlandı. Baykar'ın 2021 yılında yıllık 664 milyon dolarlık satışla Türkiye'nin en büyük silah ihracatçısı olduğu vurgulandı. Selçuk Bayraktar'ın birçok kişi tarafından Türkiye'nin Elon Musk'ı olarak görüldüğüne dikkat çekildi. Bayraktar'ın başarısı onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ve Baykar için Türkiye'nin savunma sanayisinin amiral gemisi yorumu yapıldı. Alman dergi Bayraktar'ın Libya'da çıkan isyanlarda kullanıldığını hatırlattı. Siyaların Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Karabağ'da kazandığı zaferde ön plana çıktığını vurguladı. Türk siyalarının Ukrayna'daki savaşta önemine değinildi. Selçuk Bayraktar'ın Ukrayna'ya yardım etmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var sözleri yeniden gündeme getirildi. Yine Baykar'ın geçen yıl 18 ülkeye 1,18 milyar dolar değerinde insansız hava aracı ve diğer teknolojileri sağladığı bilgisi paylaşıldı. 43 yaşındaki Bayraktar için Erdoğan'ın izinden gidip siyasetin zirvesine çıkabilir ifadeleri kullanıldı.